Sevgili Büyülü Bebek takipçileri, hepinize merhaba. Kuklalarımla birlikte sizlerle soru cevap yayını yapacağız bugün. Öncelikle ben size kendimi tanıtmak istiyorum. Ben 22 yıldır illüzyon sanatıyla ilgileniyorum. Birçoğunuzun karşısına "Aa, Büyülü Bebek'teki abi" diye çıkan, okullarınızda, AVM'lerde, festivallerde şov yapan, gösteri yapan bir illüzyonistim. Sihirbazlık sanatını çok seviyorum. Büyülü Bebek maceramız nasıl başladı? Hemen onunla ilgili size kısa bilgiler vermek istiyorum. Ben yaklaşık 13-14 yıl kadar önce bu Büyülü Bebeği bir meslektaşımdan aldım. Aslında bunu bir başkası için biz almak için gitmiştik. Ben onu gördüğümde çok ilgimi çekti. Dedim bu benim olmalı. Ve ben karar verdim ve onu kendim satın aldım kendim için. Sonrasında 10 sene kadar bavulun içinde depoda bekledi. Acaba hani nasıl yapabiliriz? Bununla bir şov çıkarabilir miyiz? Düşüncesiyle almıştım. Sahne sanatlarıyla ilgilendiğim için. Ama o 10 sene kadar bavulda bekledi. Sonra bir gün dedik bir video çekelim TikTok için. Kısa bir video çekelim. Hatta o video çok ilginizi çektiği için biz bunu YouTube'da diziye dönüştürme kararı aldık. Ve dizi yapmaya başladık. İlk dizimiz Büyülü Bebek'le Lanetli Kukla dizisi. Bu arada Lanetli Kukla dizisi 1 saate yakın bir bölümü şu an YouTube kanalımızda. YouTube'a Lanetli Kukla diye yazarsanız Lanetli Kukla serisinin tüm bölümlerini tek part halinde izleyebilirsiniz. Sonrasında çektiğimiz dizi çok fazla ilginizi çektiği için Büyülü Bebek serisiyle devam ettik biz. Sonrasında Büyülina'yı ve Bebelina'yı dahil ettik. Bir tane daha küçük bir kuklamız var. Minik, daha küçük. Onu daha sonraki zamanlarda tekrar belki videolarımızın içine dahil edebiliriz. Şimdi ben soru cevap videosu demiştim. Sözü çok fazla uzatmadan sorularımıza geçiyoruz. Evet, ilk sorumuzu alalım. Arencim. Evet, ilk sorumuz nedir? Gelsin bakalım. Abi, kukla marangozda özel yapım mı? Marangozda özel yapım mı? Hayır. Bu bir karakter. Amerika'da bir kukla sanatçısının ürettiği bir karakter kukla. Ben bunu şöyle göstereyim. Hatta yanıma alarak. Böyle. Evet. Ahşap değil. Sert bir malzeme. Burası sanırım sert bir plastik. Ayakları zaten sünger. Böyle bir kukla. Bu konuyla ilgili çok soru var. Kuklayı nereden aldınız diye. Kuklayı Amerika'dan illüzyonist bir arkadaşımın eşi satın aldı. Kendisi Amerikalıydı. Ben de ondan satın aldım. Dediğim gibi özel bir karakter. Kukla sanatçısı kendisi bu böyle bir karakter üretmiş. İşte saçları gerçek saç. Burası sert. Burası plastik, elleri de aynı şekilde, alçı benzeri bir malzemeyle yapılmış bir kukla. Evet, ikinci soruya geçelim. İkinci soru, abi Büyülü Bebek 28. bölüm ne zaman gelecek? Oo, en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar, ben sadece Büyülü Bebek'le ilgili videolar çekmiyorum. Kendim illüzyon sanatıyla ilgilendiğim için çok fazla şov gösteri, okul etkinlikleri yapıyoruz. Ondan dolayı dizi çekimlerini biraz aksatıyoruz. Farkındayım. 28. bölümden önce bu soru cevap videomuz gelecekti. Size söz verdiğimiz gibi. Bunun sonrasında yazın ben Karadeniz'deyim, Samsun'dayım. Orada kısa bir film çektik yine Büyülü Bebek'le. Böyle Karadeniz usulü farklı değişik bir şey oldu. Hani boş geçmeyelim oradaki arkadaşlarımızla birlikte, tiyatrocu arkadaşlarımızla birlikte. 15 dakikalık kısa bir film çektik. Bu soru cevap videosundan sonra onu yayınlayacağız. Onun da kurgusu bitmek üzere. Sanırım birkaç bölüm daha çekeceğiz Büyülü Bebeğin 28-29. bölümünü çekmeyi planlıyoruz bu önümüzdeki hafta. Dediğim gibi fırsat buldukça çekmeye çalışıyorum. Yani biliyorum çok fazla yoğun bir şekilde istiyorsunuz seri sürekli böyle devam etsin. Keşke ben de istiyorum devam etsin ama dediğim gibi diğer işlerimizi de yapmak zorunda olduğumuz için maalesef biraz aksatıyoruz. Evet, diğer soruyu alalım. Üçüncü soru. Abi sen nerede yaşıyorsun? Ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'da yaşadığım süre zarfı içerisinde çok güzel işler yaptık. Hem Büyülü Bebek'le hem illüzyon sanatıyla ilgili güzel yerlere taşımaya çalıştık.
İllüzyon sanatını çok seviyorum ve aslında birçoğunuz beni okullardan veya herhangi bir işte festivalden, gösterilerden büyük bir ihtimalle tanıyorsunuzdur. Hani gördüğünüzde aa Büyülü Bebek'teki abi diyorsunuz ya, işte o abi benim. Bursa'da yaşıyorum, aslen Samsunluyum. Evet, diğer soruyu alalım. Abi kaç sezon olacak? Evet, kaç sezon olacak? Büyülü Bebek devam edecek. Yani Büyülü Bebek'i bitirmeyi düşünmüyoruz. Ama şöyle bir durum var. Belki Büyülü Bebek dizisi biterse şayet farklı bir isimle, farklı bir diziyle tabii ki devam ederiz. Yani bu seri devam edecek. O yüzden korkmayın. Seri devam edip gidecek yani. Evet, diğer soruyu alalım. Abi Büyülü Bebek'in en sinir olduğu şey ne? Arkadaşlar, Büyülü Bebek'in sinir olduğu herhangi bir şey yok. Büyülü Bebek cansız bir kukla. Gördüğünüz gibi az önce de bahsettim. Sünger, plastik, alçı karışımı, kumaş, bez, pamuk karışımı bir kukla. Onun herhangi bir şeye sinir olması veya kızması, sinirlenmesi tabii ki mümkün değil. Bu şekilde, evet. Diğer soruyu alalım. Abi kukla gerçek mi? Çok korkuyorum. Kukla gerçek değil. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Herkes diyor ki bunun arkasını bize göster. Arkası. Burası önü. Kıyafetleri. Buraları. Evet. Gördüğünüz gibi ben elimle kafasını döndürerek hareket ettirebiliyorum arkasında. Evet, diğer soruyu alalım. Abi o bebekten nasıl korkmuyorsun? Bu bebekten korkacak bence hiçbir şey yok. Çünkü Büyülü Bebek büyülü değil. Sadece ismi Büyülü Bebek. Dizimizin ismi Büyülü Bebek. Yani film izlerken bu senaryoda işte atıyorum bir şey hareket etmiştir, kaybolmuştur, uçmuştur. Bunların hepsi kurgudur arkadaşlar. O yüzden Büyülü Bebek'in korkulacak bir tarafı bence yok. Sizce var mı bilmiyorum. Arada bir canlanır gibi oluyor. Allah! Bak öyle şaka şaka. Evet. Devam et. Biraz daha korkunç videolar çeker misin? Ne olur? Arkadaşlar, daha korkunç videolar çekmek isterdim. Fakat bazı küçük çocuklar izlerken, işte tablette, telefonda izlerken çektiğimiz videolar karşılarına çıkıyor ve sorun yaşıyorlar aileleriyle. Uykudan uyananlar, ağlayanlar, korkanlar çok fazla oluyor ve aileler bize bu konuda çok tepki gösterdi. Yani ben tabii ki bu konuda suçlu değilim ama hani onların korkmasına ben de gönlüm hiç razı olmuyor, üzülüyorum. Yani çocuğun psikolojisini bozmak ya da izlerken, uyurken çığlık atarak uyanması. O yüzden biz hani bu ayarda hem korku yapalım hem komedi yapalım şeklinde devam edeceğiz. Çok fazla şikayet aldık ondan dolayı. Yani belki şöyle bir şey yapabilirim. Tek bölümlük böyle bir kısa film tarzında full korku şeklinde seride yapabiliriz. Onu da düşünüyorum yani. Ondan dolayı şimdilik bu şekilde devam edeceğiz maalesef. Çok fazla korku isteyenler var çünkü. Bu şekilde şimdilik devam edelim. Evet, diğer soru. Abi yeşil adam. Yeşil adam diye bir şey bizim videolarımızda yok arkadaşlar. Yeşil ekran farklı dizilerde, sinema filmlerinde kullanılan bir teknik. Evet, ama ben kuklayla yaptığım hiçbir videomda yeşil ekran kullanmıyorum. Dediğim gibi zaten kendisini hareket ettirebiliyoruz. Gerek kurguyla, gerek konuşmasıyla, mesela işte gözleriyle, kafasını, ağzını, burnunu buradan hareket ettirebiliyoruz yani. O yüzden yeşil ekrana hiç gerek duymadık. Bu şekilde videolarımız orijinal, editsiz haliyle sizlere sunuyoruz yani. Evet, diğer soruyu alalım. Görünmez ip olabilir mi? Görünmez ip olabilir. Bazı videolarımızda kullanmamız gereken yerler oluyor. Tabii ki işte yürütürken, işte konuştururken ya da farklı açılardan çekmemiz gerektiğinde bazı teknikler tabii ki kullanıyoruz. Evet. Kukla güzel de neden size saldırıyor? Kukla bize saldırmıyor çocuklar. Biz videolarımızda kısa videolar, short videolar çekiyoruz ya, onlar ön plana çıksın diye, insanların ilgisini çeksin diye yaptığımız kısa videolarda bu tarz mizahlar, işte korku videoları şeklinde videolar çekiyoruz. Ama kuklanın bize saldırma gibi bir şeyi tabii ki yok. Benim kardeşim bunun yüzünden gece korkudan uyuyamıyor. Evet, işte tam da bundan dolayı videolarımızı çok korkulu bir şekilde yapmak istemiyoruz. Şöyle bir durum var, bununla ilgili sizi kısaca bilgilendireyim.
Eğer küçük arkadaşlarımız ya da kardeşleri küçük yaşta olup da videolarımızı izleyip korkanlar varsa onlar için YouTube Kids indirirseniz onların en azından çektiğimiz videolar karşısına çıkmamış olur. Yani burada ailelere tabii ki çok büyük bir görev düşüyor. Neden? Çünkü sizin anne ve babanızın telefonları ya da tabletleri kendi yaş grubundaki YouTube'u desteklediği için siz oradan çocuğa verdiğinizde, kardeşinize verdiğinizde izlerken YouTube o izleyiciyi yani yaşı büyük biriymiş gibi algıladığından bizim videolarımız onların da karşısına çıkıyor. O yüzden ne yapacağız? Yaş sınırlaması getireceğiz ya da YouTube Kids'i indireceğiz. Küçük çocuklar bu tarz videolar karşısına çıkmayarak daha verimli bir şekilde YouTube'da zaman geçirebilecekler. Evet. Bu bebeği paranormal bir olayı var mı? Olayı film olarak yapabilir misin lütfen? Şöyle bu olayda yani paranormal bir şey yok arkadaşlar. Çektiğimiz videoların tamamı kurgudur. Tekrar söylüyorum. Bir bebeğin, bir kuklanın herhangi bir şekilde kendi kendine hareket etmesi olanaksız. O yüzden bunları film izler gibi. Yani insanlar korku filmi neden izler? Korkmak için izler. Videolarımızı korkmak için izleyin. Tabii ki biz profesyonel oyuncu değiliz. Bu sadece tesadüfen başladığımız, kuklalarla çektiğimiz bir seri oldu Büyülü Bebek. O yüzden izlerken sadece eğlenmek ya da korkmak amacıyla izlersek daha mutlu olursunuz diye tahmin ediyorum. Evet. Olayı film olarak yapabilir misin lütfen diye soruyorum. Yani şöyle zaten Büyülü Bebek dizimiz paranormal konuları ele alan bir dizi. O yüzden yapıyoruz zaten. Yani onu şu an filmin içinde, dizinin içinde izleyebilirsiniz. Evet. Neden sık sık video atmıyorsunuz? Sık sık video... Tövbe estağfurullah. Sık sık neden video atmıyoruz? Sık sık video atamamamızın sebebini daha önceki sorularda söylemiştim. Sebebi çok yoğun çalışıyoruz. Sadece bu işi yapmadığımız için, farklı diğer işlerde de çalıştığımız için birazcık zamanla ilgili sorun yaşıyoruz ondan dolayı. Ama elimden geldiğince emin olun ki böyle hani sürekli çekip atmak derdindeyim. Ben de istiyorum ki sürekli çekelim atalım, insanlar eğlensinler. Ben çok eğleniyorum. Videolarımı izledikçe, sizler yorum yaptıkça çok daha eğleniyorum. Hatta herhangi bir yerde böyle beni tanıdığınızda, Büyülü Bebek'teki abi dediğinizde daha da çok mutlu oluyorum. İnşallah fırsat buldukça devamlı bir şekilde çekmeye çalışıyorum yani. Evet. Büyülü Bebek bitmesin. Büyülü Bebek bitmeyecek. Dediğim gibi az önce de söyledim. Eğer biterse farklı bir seriyle devam edecek. O yüzden hiç korkmayın. Biz hep burada olacağız yaşadığımız sürece. Sizler de bizi takip ettiğiniz sürece hep buradayız. Büyülü Bebek, Büyülina, Bebelina. Evet, diğer soruyu alalım. Kukla gerçekten hareket ediyor mu ve seni rahat bırakıyor mu? Gerçekten hareket ediyor. Bazen kendi kendine gözleri falan oynuyor. Ama bilmiyorum ne... Bak, tabii ki kendi kendine hareket etmiyor arkadaşlar. Şimdi az önce de söyledim. Buna benzer sorular sürekli sorulduğu için tekrar tekrar sorulmuş. Bu kukla kendi kendine hareket etmiyor arkadaşlar. Bunu ben hareket ettiriyorum. Elimle arkasından böyle kafasını çevirebiliyorum. Ağzını, gözünü, yüzünü, gözlerini, göz kırptırıyorum. Her şeyini ben burada kendim güldürüyorum. Ağzını açıyorum. Kaşlarını oynatıyorum. Buna benzer şeylerin hepsini buna ben yaptırıyorum. Evet, diğer soruyu alalım. Bence Büyülü Bebek'le canlı yayın yaparsan çok sevinirim. Büyülü Bebek'le canlı yayını TikTok'ta düşünüyorum. TikTok yine Büyülü Bebek TikTok hesabında. Düşünüyorum ama dediğim gibi yani canlı yayın açmak mesele değil. Canlı yayını her akşam, her saat yani aynı saatte devamlı olarak açmak lazım. Ben şimdi bir gün açarım öbür gün açamayabilirim. Yani sizleri buraya alıştırıp, canlı yayınlara alıştırıp daha sonrasında tekrar canlı yayın açamadığımda üzülmenizi istemiyorum. Ama biraz daha zamana ihtiyacımız var. Birkaç şey var yapmamız gereken. Eğer onları yaparsak biraz daha bu konuda rahatlayacağız. O zaman her şeyi standardına oturtup o şekilde devam etmeyi düşünüyoruz yani. Evet. Abi lütfen cevap ver. Nasıl eşyaları dokunmadan oynatabiliyorsun? Şimdi eşyaları hareket etmeden oynatabilmem şöyle. Ben illüzyonistim. Az önce de söylemiştim. Herhangi bir şeyi uçurabilmem gerekiyorsa, uçurmam gerekiyorsa uçurabiliyorum. Hareket ettirmem gerekiyorsa hareket ettirebiliyorum. Bunun sırlarını sizlere söyleyemem. Çünkü bir illüzyon numarasıdır.
herhangi bir cismi uçurmak, herhangi bir şeyi hareket ettirmek. Ondan dolayı bazı videolarda şaşırıyor olmanızın sebebi de bu zaten. Ben kendim illüzyon sanatçısıyım. Az önce de söylemiştim, sihirbazım yani. Sihirbazım derken biliyorsunuz ki sihirbazlık el çabukluğuyla yapılan, bazı özel gizleri, sırları olan bir sanat. Ondan dolayı sihirbazlık sanatıyla içli dışlı olduğumdan dolayı birçok şeyi çok rahatlıkla yapabiliyorum yani. Evet. Robot mu bu? Hayır, robot değil. Bu cansız bir kukla. Sadece manuel elle kontrol edebilen bir, edilebilen bir kukla. Öyle dediğim gibi. Evet, tekrar diğer soruyu alalım. Onun içinde gerçek bebek mi var? Bunun içinde gerçek bir bebek yok. Normal, sıradan bir kukla. Bu bebek olanı, bu kadın olanı, bu da erkek olanı. Dediğim gibi içine canlı bir insanın girmesi olanaksız. Zaten yani bunun içine girmesi imkansız yani birinin. Küçücük bir şey yani. Evet, diğer soruyu alalım. Uzaktan kumandalı. Hayır, uzaktan kumandalı değil, manuel. İstediğimiz hareketleri biz ona kendimiz yaptırıyoruz. Bu şekilde hareket ettiriyoruz yani. Evet. Koltuğun arkası mı delik? Ay işte bak, bu soru defalarca kez soruldu. Yani koltuğun altını delip de elinizi sokup hareket ettiriyorsunuz diye. Hayır arkadaşlar, hareket ettirirken bazı illüzyon numaralarından da faydalanıyoruz. Az önce de söylemiştim. Bu kukla manuel, kumandalısı herhangi bir şey yok. Elektronik bir şey değil, robot da değil. Durdu, bak bıraktığımız zaman, kendi kendine bıraktığımız zaman böyle sağlıklı bir şekilde duruyor yani. Evet. Kukla büyülü olduğu için mi hareket ediyor? Kukla büyülü değil arkadaşlar. Bizim büyüyle, sihirle, herhangi bir şeyle hiçbir şekilde uzaktan yakından alakamız yok. Bu çektiğimiz videoların tamamı kurgu amaçlı. Sizlerin dikkatini çekmek. Bu diziyle, yani yaptığımız diziyle de ilgili sizleri eğlendirmek. Korku kanalı olduğu için birazcık korkutmak amacıyla çekilen videolar yani. Oyuncağı nereden buldun? Oyuncağı Amerika'dan aldım. Az önce de söylemiştim, tekrar cevaplayayım. İllüzyonist bir meslektaşımdan, bir abimden satın aldım. O da Amerika'dan satın almış. Eşi Amerikalıydı. Amerika'dan satın almış, Türkiye'ye getirmiş. Ben de aslında onu bir başkası için almaya gittiğimde gördüm ve çok beğendim. Ve kendim için satın aldım. Sonrasında böyle bir seriye başladık. Evet, diğer soruya geçelim. Salam, ben Azerbaycan'da yaşıyorum. Ben de alma istiyorum. Harda satılır. Azerbaycan'a selam olsun. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum var. Biz yurt dışından herhangi bir ürün aldığımızda sadece ücretini ödeyip onu alamıyoruz. Yani alamıyoruz derken alabiliyoruz tabii ki. Fakat bunun üstüne kargo ücretleri, gümrük ücretleri vesaireler yansıyor. Ben kuklanın yaklaşık 7-8 yıl önceki fiyatını söylüyorum. 7500 dolardı. Artı kargo ücretleri, artı gümrük ücretleri eklendiğinde çok ciddi paralara çıkıyor. Yani 300 bin lira gibi bir rakama çıkıyor mesela bu kuklanın fiyatı. O yüzden bu tarz şeyleri şöyle yapabilirsiniz. Yurt dışına giden ya da Amerika ya da işte İngiltere gibi farklı ülkelere gidip gelen bir yakınınız varsa, onların böyle bir şeyi satın alıp size getirmesi çok daha ucuz ya da makul fiyatlara gelebilir. Yani buradan böyle bir kuklayı sipariş vererek getirmeniz çok zor. Yani en azından sizin yaşınızdaki arkadaşlarım için çok zor. Ondan dolayı birazcık bu olay tesadüfi oldu yani benim alışımda. Şans eseri gördüm. Birisi sormuştu. Tesadüfen görüp aldım. Bunlar da tesadüfen. Bir yurt dışından satın alıp Türkiye'ye gelen bir illüzyonist abimizden aldık. Tamamen tesadüfen aldım yani. Türkiye'de satılan bir şey olmadığından dolayı, yurt dışında satıldığı için bu anlamda biraz sıkıntılar yaşıyoruz tabii ki. Her bizim kendi mesleğimle alakalı da öyle. Sihirbazlık gösteri malzemelerinden de bahsedelim aynı zamanda. Yani bu şekilde biraz zor maalesef. Evet. Neden artı 13 yaş? Neden artı 13 yaş? Arkadaşlar, biz içeriklerimizi paylaşırken artı 13 ibaresini koyuyoruz. Artı paylaşımımızı, videomuzu paylaşırken çocuklara özel ya da çocuklara özel değil diye iki tane seçenek sunuyor YouTube bize. Biz çocuklara özel değildir ibaresini seçip paylaşıyoruz. Sebebi de şu: İnsanlar bizleri şikayet edebiliyorlar. Çocukları korkuyor olabilir. İzleyip de rüyasında kabuslar görüyor olabilir. Çığlık atarak uyanıyor olabilir. Bizi şikayet ettiklerinde biz YouTube işletmecisi olarak, YouTuber olarak ben videomun başına artı 13 yazmışım. Çocuklara özel değildir içeriğini işaretlemişim. Siz ebeveynler olarak
çocuklarınızın hangi videoları izleyeceğine siz karar vereceksiniz. Biz ona tabii ki buradan müdahale edemiyoruz. Ondan dolayı R13 ibaresinde yazıyoruz. Diğer soruyu alalım. Bebek nasıl hareket ediyor? Arkadaşlar hep aynı sorular. Bebek nasıl hareket ediyor? Bebek böyle hareket ediyor işte. Bak ben böyle hareket ettiriyorum. Elini kolunu böyle hareket ettir. Biz onu hareket ettiriyoruz. O yüzden bu bebek kendi kendine hareket etmiyor. Tamam mı? Evet. Diğer soruyu alalım. Sorularımız bu kadar. Sorularımız bu kadar. Evet arkadaşlar, şimdi bu bizim büyülü bebeğimizdi. Şöyle gösterelim tekrar. Ben herhangi bir yerini oynatmak istediğimde atıyorum ağzı. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Tabii ki biz bunu oynattıktan sonra montaj yapıyoruz. Gözlerini hareket ettiriyorum. Göz kapaklarını kapatıyor. Göz kırpabiliyor. Kaşlarını oynatabiliyor. Ondan sonra gülebiliyor hatta. Bu kadar, bak, burnunu hareket ettirebiliyor. Sanki bir şey kokluyor gibi. Bu kadar fonksiyonlu bir kukla şu an Türkiye'de yok diyebiliyorum. Sadece şu an bizde var. O da büyülü bebeğin farkı olsun. Bu büyülü bebeğimiz, hemen şöyle alalım. Oturtalım büyülü bebeğimizi. Evet. Bu da bebelinamız. Şöyle tutuyorsunuz. Evet. Merhaba. Bu küçük tabii, yani bunu konuştururken. Nasıl ağlıyor hemen göstereyim. Şöyle. Evet. Böyle ağlıyor. Bu da Yurinamız. Şöyle alalım. Bu arada kime benzediğini yorumlar kısmında yazarsanız Büyülina kime benziyor? Kime benzeyeceğim oğlum? Bak şimdi. Oğlumlu oğlumlu konuşma. Evet. Bu da Büyülinamız. Evet arkadaşlar. Farklı sorular bu videodan sonra sormak isterseniz yine bize bu videonun altına yorum yaparak sorularınızı sorabilirsiniz. Kuklalarımız böyle. Evet şöyle dursun. Soru cevap videomuzun sonuna geldik. Şimdi bu videodan sonra yepyeni bir kısa film çekmiştik. Onu sizlerle paylaşacağız. Bir hafta sonra bu videoyu yayınladıktan bir hafta sonra onu da paylaşacağım. Bizi izlemeye devam edin. Büyülü Bebek kanalı sizler bizi takip ettiği sürece bu seriye devam edecek. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi el sallasanıza. Kapat aç.